Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dillendirilen erken seçim tartışmalarına değindi. Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram bulunmadığının altını çizen Erdoğan, Özgür Özel'i sert dille eleştirdi. Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Tabii yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin diğer birçok alan gibi burada da Türkiye'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Hükümet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız. Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Biz her biri altın değerinde olan 4 yıllık süreyi en iyi ve en verimli şekilde kullanmaya bakıyoruz. Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken, dünya büyük bir belirsizlik girdabında sürüklenirken, velhasıl ülkemizin ve milletimizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz. Muhalefet iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir. Allah'ın izniyle önümüzde parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem var. İstanbul merkezi aralarında Ordu'nun da bulunduğu 6 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Ordu'da tefecilere göz açtırılmadı. İstanbul merkezde aralarında Ordu'nun da bulunduğu 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu koordinesinde örgütlü tefecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmada şüphelilerin bir ticaret merkezinde kurdukları farklı firmalar üzerinden çekle teminat karşılığında ve post cihazıyla tefecilik yaptığı belirlendi. İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda birlikte hareket ederek örgütlü şekilde tefecilik suçu işledikleri iddiasıyla 18 zanlı yakalandı. Ayrıca şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, birinin de yurt dışında olduğu saptandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Operasyonda ele geçirilen materyaller ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Akyazı plajında akşam saatlerinde bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, 112 ve arama kurtarma ekiplerinin de çalışmasıyla denizden çıkartılan gencin durumunun iyi olduğu bildirildi. Akyazı plajında korku dolu anlar yaşandı. Akyazı mahallesinde serinlemek için denize giren genç bir anda gözden kayboldu. Havanın da karanlık olmasıyla birlikte gencin ailesi ve çevredeki vatandaşlar panik oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren genç denizden sağ salim şekilde çıkarıldı. İhbarda iki şahsın boğulma tehlikesi geçirdiği söylenmesi üzerine arama kurtarma ekiplerinin denizde araması bir süre daha devam etti.
Sonrasında ihbarı yapan vatandaşın denizde tek kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını söylemesiyle arama çalışmaları son buldu. Olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin boğulma tehlikesi geçiren çocuğa yaptığı ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu belirlendi. Arama çalışmalarının tamamlanmasıyla çevrede bekleyen meraklı kalabalık da dağıldı. Edirne'de kamyonetin buğday yüklü römörka arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba Mustafa, oğlu Emir ve yeğeni Beytullah memleketi Çaybaşı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki kamyonet önünde seyreden SK yönetimindeki traktöre takılı buğday yüklü römork arkadan çarpmış. Kazada sürücü 34 yaşındaki Mustafa Karayiğit'le 12 yaşındaki oğlu Emir ve 18 yaşındaki yeğeni Beytullah Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri aile yakınları tarafından Keşan Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Çaybaşı ilçesine bu sabah getirildi. Çaybaşı ilçesi Köklük mahallesindeki evinin önünde alınan helalliğin ardından baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri Köklük Mehmet Akif Ersoy Camii'ne getirildi. Ervah-ı tayyibelerine bağışladık haberdar eyle. Sahabenin, tabiinin, etba-ı tabiinin, eğitmeyin, müştehidin, müfessirin, muhakkikin, bil cümle ameli Kur'an'ın ruhlarına bağışladık haberdar eyle. İl müftüsü Doktor İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden ve nakliye işi yapan Mustafa Karayiğit'in Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit'in amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Başkan Karayiğit cenazede taziyeleri kabul etti. Emin kardeşimize verelim. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyordu. Haziran enflasyonu ile birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı %24,73 olarak belirlendi. Peki bu oran memur maaşlarına nasıl yansıdı? Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon rakamına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte belli oldu. İlk 6 ay için %15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri %8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları %10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı %19,3'ü buldu. Veriye göre memur ve memur emeklileri %19,31, SSK, Bağkur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına %24,73 oranında zam yapıldı. Buna göre kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12.473 TL alacak, kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31.182 TL alacak. Memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri %19,31 oranında zamma hak kazandı. Temmuz ayı İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Erol ilk 6 aylık verileri paylaştı. Temmuz ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon toplantısı Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına Vali Muammer Erol'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, ilçe kaymakamları ve yetkililer katıldı. Vali Muammer Erol, güvenlik birimlerince il genelinde yürütülen güvenlik, asayiş ve trafik hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ordu daha önceki toplantılarımızda ifade ettiğimiz gibi güvenli şehir olmayla ilgili durumunu, pozisyonunu muhafaza ediyor. Bu rakamlar
diğer 80 vilayetle mukayese edildiğinde hakikaten emniyet birimlerimizin gayreti, çabası eyvallah, ama vatandaşlarımızın da özellikle asayiş olaylarında hem kanuna karşı olan yani saygıları, birbirlerine olan tutum, tavır, davranışlarındaki toleransları, anlayışları nedeniyle ve şehrin demografik yapısı nedeniyle var olan otokontrol nedeniyle asayiş olaylarında ciddi bir diğer illerle mukayese edildiğinde nüfusa göre düşük bir oran söz konusu. Vali Erol, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarının verilerini de açıkladı. Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023'te 2898 ve 2024'ün ilk 6 ayında da 2548, bu %12.1 bir azalmaya tekabül ediyor. Bu meydana gelen 2548 olayın da aydınlatma oranı, bu da önemli, %99.6. Yani kaçan göçen kalmamış desek yeridir. O 004 değil mi? Evet. O dışında. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde baktığımızda da 2023'te 748, 2024'te 492 olay meydana geliyor. Buradaki azalış oranı biraz daha yüksek, %34.2 ve aydınlatma oranı da %94.3. Jandarma bölgesine geldiğimizde yine özet bilgi verecek olursak, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023'te 1011 olay, 2024'te de 1077 olay meydana gelmiş ve bu olayların %99.9'u da aydınlatılmış. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ise 2023'te 135, 2024'te de 92 olay meydana gelmiş. Bu meydana gelen 92 olayın da %95'i aydınlatılmış. Ordu Valisi Muammer Erol, yaklaşan hasat sezonu öncesinde mevsimlik tarım işçilerinin kalacağı METİP alanında da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu alanlar önceki yıllarda da bu maksatta kullanılan alanlar. Bu yıl yeni bir alan belirleyip de burası da bu yıl kullanılacak demedik. Mevcut alanların durumu nedir, ihtiyacı nedir'e baktık. Bu alanlarda geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3000 vatandaşımız kalmış toplam 4 yerde. Bunların bir takım ihtiyaçları var şu anda da. Hem fiziki bir takım eksiklikleri var, hem de bulundukları yerden kaynaklanan, yani o yere özel yapılması gereken güvenlik tedbiri manasında ve fiziki, hani özellikle de mesela Fas'la için konuşacak olursak, bir sel baskını tehdidi karşısında yapılabileceklerle ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları var. Fındık'ta 2024 yılı tahmini rekolte tespit çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 hafta sürecek çalışmaların 17 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. 3, 5, 4, 3. Fındık'ta 2024 yılı tahmini rekolte çalışmaları için ekipler sahaya indi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile fındığın diğer paydaşlarından oluşan komisyon bugün Perşembe ilçesinde tahmini rekolte çalışmaları için bahçeye girdi. Komisyona Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da eşlik etti. Rekolte çalışmalarına Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde başladıklarını belirten Kemal Yılmaz, komisyonun yaklaşık 2 haftalık çalışma süreci geçireceğini ifade etti. Tabii bu çalışmada bizim dışımızda sektörde yer alan 10 paydaş kurumumuz daha var. Yani 11 kurumun temsilcilerinin katılımıyla bu rekolte komisyonu oluşturuldu ve şu an bu kurumların temsilcileri sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Gerçek manada çuvala girecek fındığı da burada ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu da gerçeğe en yakın sonucu bulmamızda bize büyük bir avantaj sağlıyor. Her yıl aynı şekilde bu çalışmayı yaptık. Bu sene de arkadaşlarımız aynı titizlikle bu çalışmayı yürütüyorlar. TZOP Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, tahmini rekolte çalışmalarının gerçeğe en yakın rakam olacağını belirtti.
Gerçekten buradaki çalışan arkadaşlarımız çok meşakkatli bir çalışma yapıyorlar. Yani gerçeğe en yakın bir rekoltayı ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Çotanaklar sayılarak yapılıyor, dallar sayılıyor. Yani burada gerçekten geniş kapsamlı bir çalışma var. Bu rekolte çalışmaları çok titizlikle ve mümkün olduğu kadar çok noktada yapılarak gerçeğe yakın bir tahmin yapılmak isteniyor ki bizim her sene yapmış olduğumuz çalışmalarda Ordu ili olarak hakikaten diğer fındık üreticisi illere örnek olacak bir çalışma oluşturuyor. 3 Temmuz itibariyle başlayan rekolte çalışmaları 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Sarp Demiryolu'nun en kısa sürede bölgeye kazandırılması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu bu demiryoluyla bölgede ticaretinde hız kazanacağını ifade etti. Samsun Sarp Demiryolu projesi sizlerin bir hayali. Hayal derken her şey hayalle başlıyor zaten. Sonra hedefe koyuyorsunuz. Bakınız havaalanı da öyleydi. Şimdi havaalanımız var Allah'a çok şükür. Otoyol öyleydi. Otoyolumuz var. Ulaşım noktasında en önemli şey bizim Sarp'la Samsun arasındaki demiryolunun bitmesi, yapılması. Bu konuda da sizlerin Karadeniz insanının becerikliği, çalışkanlığı, lobi gücünün yüksekliğiyle beraber inşallah o da yapılacak. Bizim üzerimize ne vazife düşüyorsa onu da yapmaya hazırım ben. Akdeniz'de Karadeniz'in buluşması çok önemli. Çünkü İki hatta da birleşebilirsek biz tamamıyla ticaret yolları üzerinde olmuş olacağız. Bakınız dünyanın en zengin olan ülkelerine bakın, ticaret yolları üzerinde olmak gerekiyor. İşte bu ticaret ulaşım çok önemli. Hava yolu, demir yolu, deniz yolu. Allah'a çok şükür hepsi inşallah var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Burada Başkan Levent Karlıbel ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Genel Başkan Hisarcıklıoğlu, Ünye ve Fas'la ziyaretlerinin ardından Altınordu ilçesinde de temaslarda bulundu. Hisarcıklıoğlu'nun Ordu ziyaretinde son durağı Ordu Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Odanın toplantı salonunda sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu'da planladıkları ve hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Özel üniversitelerin şubeleşmesine izin verilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından da sağlık sektöründe bir hastane kotası uygulanıyor. Eğer bu kotalar gevşetilirse biz de bölgelerde sağlık sektörüne, sağlık turizmine hizmet veren ve bir sağlık havzası oluşturan şehirlerden bir haline gelebiliriz. Ham madde üreten bölgelerde yatırımlara pozitif destek verilmesi konusunda da desteklerinizi bekliyoruz. Biz fındığı üretiyoruz. Fındığa dayalı sanayide örneğin Ordu'nun teşviğinin diğer şehirlerden bir nebze daha yukarıda olması bizi yatırımcılar açısından daha da zenginleştirecektir. Serbest bölge kurulumlarında bir metrekare bir alan telaffuz ediliyor. Bizim Ordu'da bu rakamlara ulaşma şansımız yok. Halbuki biz bazen sigortacılıkta, bazen kuyumculukta, hatta montaj ve bilgisayar sektöründe gelişmek istiyoruz. Eğer bu ölçek 50 bin metrekarelere düşürülürse bu konuda da rahatlıkla uluslararası ticarete yer alabiliriz. Fındık sektöründe lisanslı depo için çalışmalarda özellikle bölge, daha doğrusu özel bir teşviğe ihtiyacımız var çünkü rentable olmuyor. Ancak devlet destekleriyle bu kısa sürede karlı hale gelebilir. Çalışmalarımız böyle sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu ise projeleri ve hedefleri tek tek not aldığını, yakından takip edeceğini söyledi. Şu koca listeyi inşallah benim görevim zaten sizin adınıza takip etmek olacak. Ama bu ne kadar çalıştığın da en somut göstergesi. Sizlere Ordu Ticaret Sanayi Odamız 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bu kapsamda bugün
Berlin, Paris, Londra odalara üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Ordu Ticaret Sanayi Odamızda aynı standartta hizmet verdiğinin göstergesi bu belge. Bu üretilen projeler hiç kimsenin şahsi meselesi değil. Tam tersine ordu daha güçlensin, ekonomik olarak güçlü olsun, ordu daha zenginleşsin diye bu çalışmalar bunun için. Sizlerin bana aktaracağınız meseleleri ben başkanlarımla beraber Ankara'da takip edeceğim diyorum değerli kardeşlerim. Toplantının kalan kısmı basına kapalı bir şekilde devam etti. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca tehlikesine karşı fındık üreticisini uyardı. Bahçelerde kokarcaların fındık yapraklarında yeniden yumurta bıraktığını belirten Yılmaz, üreticilere mutlaka ilaçlama yapın çağrısında bulundu. Fındık üreticisinin korkulu rüyası yeniden ortaya çıktı. Bulunduğumuz bahçede kokarca zararlısının yumurta bırakmış olduğu ve bu yumurtalardan da niflerin çıktığı ve çalışmaya başladıklarını gördük. Burası çok çok önemli. Bu zararlıya karşı şu an mutlaka mücadele yapılması gerekiyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz kahverengi kokarca tehlikesine karşı fındık üreticisini uyardı. Yaprakların altına bakacağız. O nimfleri eğer görüyorsak, yumurtadan çıkan nimfleri görüyorsak, onlar sahaya yayılmadan, dağılmadan, ergine dönüp zarar vermeden, fındığa zarar vermeden biz bu zararlıyı hemen ilaçlı mücadele yapmak suretiyle imha etmemiz gerekiyor. Bahçelerde kokarcaların fındık yapraklarında yeniden yumurta bıraktığını belirten Yılmaz, üreticilere ilaçlama çağrısında bulundu. Lütfen üreticilerimiz bahçelerini kontrol etsin. Ve eğer kokarca zararlısının yumurtasını ve niflerini görürlerse mutlaka o bahçelerde kimyasal mücadeleyi gerçekleştirsinler. Ordu Üniversitesi Fassa Deniz Bilimleri Fakültesine bağlı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü mezunları aldıkları uluslararası sertifika ve ehliyetlerle iş kaygısı yaşamıyor. Ordu Üniversitesi Fassa Deniz Bilimleri Fakültesine bağlı 6 yıl önce açılan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde 22'si kız, 221 öğrenci eğitim görüyor. İlk senesi İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bölümde öğrencilerin daha iyi eğitim alması için en güncel teknoloji ve yazılım sistemlerine sahip simülatör merkezi de bulunuyor. Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü revaçta olan bir bölüm. Çünkü iş garantili bir bölüm. Mezunları mezun olduktan sonra yüksek maaş skalasında denizde iş bulma imkanına sahip. Hatta öğrencilerimiz öğrenciliği esnasında stajlarını, staj periyotlarını direkt okul üzerinden, fakültemiz üzerinden ayarlıyoruz. Şu an fakültemiz öğrencileri sadece ülkemizin değil, uluslararası denizlik camiasında çok büyük firmalarında staj ve daha sonrasında da iş bulma imkanına sahip. Yani %100 iş imkanı var desen yeridir yani. Yeter ki öğrenci mezun olduktan sonra çalışmak istesin. Fakültenin içine kurulan merkezde öğrencilere büyük ve küçük olmak üzere iki köprü üstü simülatörü, sıvı yük elleçleme ve haberleşme simülatörleri ile elektronik seyir laboratuvarında eğitim veriliyor. Öğrenciler ayrıca fakültedeki yangın ve gemiyi terk eğitim merkezinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı en iyi şekilde hazırlanıyor. Dünya denizcilik filosunun şu an ciddi anlamda bir açığı bulunmakta, zabit açığı bulunmakta ve bizim öğrencilerimiz uzak yol vardiya zabiti ünvanıyla mezun oldukları için dünya denizcilik filosunda çok rahat bir şekilde iş bulabilmekteler. Uzak yollardaya zabiti ünvanı bizim ticaret gemilerinde 3. ve 4. kaptan olarak çalışan kişilere vermiş olduğumuz ünvandır. Türkiye ve dünyanın en önde gelen denizcilik işletmelerinde staj yapabilen öğrenciler, mezuniyetten sonra bu işletmelerde ortalama 4.000 dolar maaşla işe başlama fırsatı bulabiliyor. Bu bölümü üniversite yaklaşık 5 yıl önce bu üniversite bölümleri araştırırken buldum ve araştırdığımda bu mesleğin size birçok alanda birçok farklı yetenekler ve deneyimler kazandırdığını keşfettim ve gelmek istedim. Artık 5. yılımdayım. Bu sektörde 5. yılım olmak üzere ve bu okulun gelişimini aslında gözlerimizle gördüğümüz bir süreç oldu. 70 metreden 250 metreye kadar gemilerde staj yaptım. Kadın olarak herhangi bir zorluk yaşamadım.
Bu meslek kadın erkek ayrımcılığı yapmıyor. Sadece zihinsel ve psikolojik olarak kendinizi bu mesleğe hazırlamanız gerekiyor. Birçok kadın arkadaşım gibi belki tedirginlik hissederek bu bölümü seçmeme rağmen geldiğim ilk zamandan beri bütün tedirginliklerimin kaybolduğu, hatta heyecanımın çok da arttığını söyleyebilirim kesinlikle. Öncelikle ben bu bölümü babamın mesleği yüzünden tercih ettim. Babam uzun süre uzak yol gemilerinde tankerde kaptan olarak ve şef ofisör olarak görev yaptı. Onun ardından bu bölümü tercih ettim. İş imkanlarının yüksek olması ve bölümün de prestiji beni çok etkilemiş oldu. Burayı tercih ettim. Tercihimden çok memnunum. Burada biz Avrupa standartlarında uzak yol vardiya zabiti ve uzak yol kaptanı hocalarımızdan eğitim alıyoruz. Biz burada aldığımız eğitimle uzak yol gemilerinde hizmet vereceğiz. Diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazları bazen yanlış verilerle insan hayatını tehlikeye sokabiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Mehtap Navdar Başaran, şeker ölçümünde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Şeker hastalığı tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşit var. Bir de onun haricinde genetik bir takım yatkınlık olan diyabet çeşitlerimizden Modilada gibi. Onlar hani çok nadir olur ama çoğunlukla tip 2 diyabet ileri yaşlarda gözüken, özellikle obeziteye, sedanter yaşama bağlı olarak insülin direnci sonucu gelişen bir hastalık. Diyabet hastalarının günlük yaşamlarında hayati öneme sahip olan şeker ölçüm cihazları zaman zaman yanlış verilerle insan hayatını tehlikeye sokabiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Mehtap Navdar Başaran, şeker ölçümünde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Gerçekten bu şeker ölçümleri ve bu cihazlar diyabet hastaları için kanayan bir yara. Çünkü biz hastalarımızın kan şekeri takibini, diyabet regülasyonu sadece bu 3 aylık şeker ölçüm verileri kan tahliline göre değil, onların evdeki kan şekeri takiplerine göre yapmaktayız. Ama kişi bize hatalı bir ölçüm getirse ki çoğu bunun farkında olmuyor. Mesela evde kan şekeri ölçüm getiriyor 50. O anda aslında ona bir bilinç kaybı, bir terleme, açlık hissi, bir takım hipoglisemi semptomlar olması gerekiyor ama hastayı sorguladığımızda ki mutlaka hekim arkadaşları bu konuda uyarıyorum. Mutlaka oradaki gördüğünüz her değeri sorgulayın. Hastayı sorguladığımda o anda hiçbir şikayetin olmadığını, normal günlük faaliyetini yerine getirdiğini söylüyor. Orada işte bu cihazda bir sıkıntı olduğunu anlıyorum. Mutlaka gelen her hastamızın şeker ölçüm cihazının yanında getirilmesini istiyorum. Doktor Başaran, diyabet hastalarının kan şekerini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Ancak şeker ölçüm cihazlarının doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi hayati önem taşımaktadır. Yanlış sonuçlar hastaların yanlış tedavi yöntemlerine başvurmasına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir dedi. Madde madde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Her cihaz ne yazık ki kaliteli değil. Belli başlı markalar var. İşte FDA onayı aldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre standartize edilen belli markalarımız var. Ama bazı cihazlar gerçekten çok kötü. Yüz ölçümden sonra artık hata vermeye başlamakta ve hatalı ölçümler yapmakta ve bu hayati tehlikeye sokan ciddi bir durum aslında. Çok da basit bir olay değil. Burada işte neye dikkat etmesi gerekiyor? Bir, cihaz çok önemli. Kaliteli, güvenilir bir cihaz mı? Mutlaka hekiminize onu danışın. İki, son kullanım tarihi çubuklarına mutlaka bakmak lazım. Bazen hastalar geliyor ki 2024'teyiz, 2022, 2019'un çubukları var elinde ve onunla ölçüm yapmış oluyor ve hatalı sonuçlarla geliyor. Üç, kapağını sürekli kapalı tutmak lazım şeker ölçüm cihazlarını ve 3 aydan sonra artık onu kullanmamak lazım. Serin yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Şeker ölçüm çubuklarımızı buzdolabına koymamamız gerekiyor. Çok kirli cihazları tutmamamız gerekiyor, temizlememiz gerekiyor. Sonra ölçüm yaparken ellerimiz temiz olmalı. Öncesinde meyve yediysek, sonra peşine şekerine bakalım derseniz o şeker ölçüm cihazı şeker ölçümü hatalı verebilir, yanlış yüksek çıkabilir. Ellerimizi yıkayacağız, alkolle temizledikten sonra, kuruduktan sonra parmak ölçümünü yapabilirsiniz. Doktor Başaran ayrıca diyabet hastalarının düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelerini ve şeker ölçüm sonuçlarını doktorlarıyla paylaşmalarını tavsiye etti. Unutulmamalıdır ki doğru şeker ölçümü diyabet yönetiminin en önemli basamaklarından biridir. Bu nedenle hastalarımızın bu konuda titizlikle davranmaları gerekmektedir şeklinde konuştu. Ordu'da il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından su ürünlerine denetimler aralıksız devam ediyor. İlk 6 ayda yapılan 608 adet denetimde toplamda 14 kişiye idari para cezası uygulandı. Ordu'da il ve ilçe tarım müdürlükleri su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmenin sağlanması amacıyla su ürünleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.
2024 yılının ilk 6 ayında karaya çıkış noktalarında denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çökek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde toplam 608 adet denetim gerçekleştirildi. Kolay gelsin, rastgele. Denetimler sonucunda avlanma yasaklarına uymayan ve yasak boydaki su ürünlerini satan 14 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda muhtelif miktarda av aracına ve 320 kilogram su ürünlerine el konuldu. Yapılan denetimlerle balık stoklarını korumayı ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamayı amaçladıklarını belirten su ürünleri kontrol görevlileri, denizde, iç sularda, balıkçı barınak ve çökek yerlerinde, yol kontrol noktalarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve balık halinde denetimlerine devam edeceklerinin mesajını verdi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.